Arkadaşlar bugün bir farklılık yapalım. Vlog şeklinde olsun dedim ve arkadaşlarıma soru soracağım. Ve aynı zamanda yeni bir yola gittim arkadaşlar bu geçtiğimiz günlerde akşam. Ve bir abimizin başına bir mevzu geldi. Aslında konu başlığı bu videonun. Immobilizer ne işe yarar diye. Şimdi arkadaşlarım da biz genelde Merhaba YouTube'dan arkadaşlar. parayı buldum ve bodyguardları tuttum. Evet. YouTube'dan parayı buldum, bodyguardlarımı tuttum. Şimdi bodyguardlarıma soracağım. Önce Emre'den başlayayım. Emre, Buyur kardeşim. Immobilizer'ın ne işe yaradığını biliyor musun? Kardeşim fazla bilmiyorum ama şu işe yaradığını biliyorum. Arabayı hani kontak anahtarı var ya arabanın. Evet. Onu arabaya çalıştırırken içindeki çip mi öyle bir şey diye biliyorum. Yanlış mı doğru mu bilmem. Usta olan sensin onu sen bilirsin de bu Furkan kadar sen? biliyorum. Bizim başımıza böyle bir olay geldi. Rast geldik. Anahtarın içinde bulunan çip sayesinde arabanın kontağında bulunan o artık neyse aparat mı deniyor siz artık daha iyi bilirsiniz onları. Hem o çip sayesinde anahtar o kontağa girdiğinde okumasını sağlıyor. Sadece bu kadar bilgim var yani. Başka İyi, bilgim yok. ben size şimdi o zaman başıma gelen olayı anlatayım. Anlat bakalım. Akşam saati 6.30-7 civarı çıktım, evime gidiyorum. Arkadaşlar bu arada 7/24 yol yardım hizmeti de veriyoruz. Telefonum çaldı. Zırr. Telefonu açtım. Arayan Murat abi. Bizim bir Murat abimiz var. Evet kardeşim. Tamam, şimdi Sevdiğimiz bir firmanın abimiz. sevdiğimiz bir abimiz. Firmanın ismini vermek istemiyorum. Bir yerde Gerek yok. müdür. Tamam mı? Aradı beni. Dedi ki bağırıyor bana telefonda. Ben bu arabanın bakımını yaptıralı 6.000 oldu. Araba çalışmıyor falan filan. La abi Murat abi ne oldu? Marketin önünde kaldı. Poşetler elimde. Abi ne oldu? Çalışmıyor diyor. Motor dönüyor mu abi diyor. Motor dönüyor. Marşa basıyor çalışmıyor. Neyse dedim bekle geliyorum. Gittim arabanın yanına. Kontağı taktım. İşte benzin pompasıdır. İşte ateşleme var mı yok mu bilmem ne. Bunları kontrol ettim. 15-20 dakika araçla uğraştım. Sonra benzinin gelip gelmediğini kontrol etmek için benzin borusunu sökecektim. Ve o an aklıma şu soru geldi. Ne sorusu? Anahtarı ellediniz mi? Ya da düşürdünüz mü? Herhangi bir şey yaptınız mı anahtarla ilgili? Şimdi Murat abiyle eşi birbirine böyle bir baktı. Böyle bir kesişme oldu Şöyle aralarında. kesin Şöyle bir yapmışlar. bakın Kesin bakın. bir şey O bakışı yapmışlar. bir yapın. Ama kanka çok ciddi şu anda. Şöyle bir O baktı. bakışı bir Sen yap yapın. dedim. Sen yap canım. Baktı ve yenge hemen lafı atladı. Murat marketin üstünde, marketin içinde anahtarı söktü, pilini değiştirmek istedi. içinden bir tane malzemeyi arttırmış. Bu fazlaymış bu malzeme. Bunu arttırmış. Kumandayı toplamış, pilini de değişmiş. Arabanın yanına gelmiş. Kilitliyor mu? Kilitliyor. Açıyor mu? Açıyor ama bir malzeme anahtarın içinde yok. Şöyle bir küçük bir çip. Fazla yapmışlar malzemeyi. Evet, Evet. fazla yapmışlar malzemeyi. Ama ustanın iyisi. Malzeme onu kullandılar. Ustanın iyisi malzeme arttıranmış arkadaşlar. Öyle deyip işi geçiştirdiler. Neyse velhasıl kelam. Şimdi bunlar öyle deyince verin bakayım dedim anahtarı. Verdiler anahtarı. İçinden aldıkları çipi aldım. Kontağı yanaştırdım. Marşa bastım ve araba tek marşta aldı. Hiçbir işlem yapmadan. Peki Murat abi ne yapmış? Arkadaşlar anahtarlarınızın içinde arabalarınızın çalınmaması ve sadece kendi anahtarlarıyla çalışabilmesi için immobilizer çipi var. Küçük bir çip. Anahtarınız var mı yanınızda bilmiyorum ama Bilmiyorum. birazdan bu videonun sonunda o çipi de size göstereceğim. Murat Bilmiyorum abi kardeşim. pilini değiştirdikten sonra bu çipi anahtara takmamış, cebine koymuş Fazla ve bilmiyorum. marşa basmaya başlamış. Anahtarda çip olmadığı için, immobilizer çipi olmadığı için araç çalışmamış abi. Bunun başka bir açıklaması yok yani. Çip olmadan çalışmamış. Ve Anahtarı getireyim hadi. durum bu şekilde. Şimdi immobilizer olan anahtarlarda neler yapmanız gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar anahtarlarınızı sağ sola atmayın. Anahtarlarınız suyun içine düşmesin. Veya anahtarlarınızı söktüğünüzde sökecekseniz böyle bir merakınız varsa veya pilini değiştirmek istiyorsanız içinden düşen malzemeleri kesinlikle ve kesinlikle dikkat edin. İşte ne bileyim bir bezin içinde sökün ya da bir peçetenin içinde falan sökün ki içinden düşen malzemeleri görün. Bu çipler eğer olmazsa aracınız çalışmaz. Peki çipiniz yok ya da aracınız bozuldu. Oldu yani. Aracınızın çipini kaybetmediniz. Murat abi gibi yapmadınız ama aracınızın çipi bozuldu. Yedek anahtarınız devreye giriyor ve yedek anahtarının içinde ikinci bir çip var. Yedek anahtarınızla birlikte aracı çalıştırabilirsiniz. Yedek anahtarınız yoksa geçmiş olsun arkadaşlar. Hemen Hemen ustaya. ustaya bir kilitçiye gideceksiniz. Ve immobilizer'ı tanıtabileceğiniz bir çip alacaksınız. Anahtar almak zorundasınız. Onun haricinde arabayı kesinlikle çalıştıramazsınız. Bir de
Yeni bir öğrendiğim bilgi var. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar sitede oturuyoruz. Sitemizin otomatik kapısı var. Bunun da kumandası var. Evet. Bazı araçlarımızda eller serbest sistemi var. Yani kumandayla arabaya bindiğimizde düğmeye bastığımız esnada aracımız çalışıyor. Şimdi iki kumandayı yan yana koyduğunuzda frekans farkı olduğu için aracınız start stop arızası veriyor. Yani site kumandasıyla aracınızın kumandasını aynı yerde barındırmayın arkadaşlar. Böyle bir problem de başınıza gelebilir diyorum. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yok sağ olun. Yok. Kardeşim. Tamam. Ama doğru bildik herhalde sorular. Yani aşağı yukarı tahminimizde yanılmadık. Emin misiniz? Niye? Dedik ya çalışmıyor aşağıda. Yani doğru. Tamam hadi. Doğru sayıyorum. Doğru sayıyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane anahtarı hep birlikte inceleyelim. Şu masanın üstüne ben dağıtacağım anahtarı ve çipi size göstereceğim. Nasıl bir çip olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Anahtarımız da geldi. Geçelim şimdi çipin araştırmasına ve çipin nasıl bir şey olduğunu size göstermeye. Arkadaşlar immobilizer'ın çipi şöyle gördüğünüz gibi cam fanusun içerisinde ve bakır halkaya sarılmış bir şekilde. Hatta fanusun içerisinde sıvı var ama şu an onu göremiyorsunuz. Çip bu. Çipin bulunduğu yerde şöyle göstereyim size anahtardaki küçük delik. Ellerim biraz ıslak. Bu çipi buradan düşmemesi için yapıştırmışlar arkadaşlar. Biz de aynı işlemle yapıştıracağız tekrardan. Sırf çipi size gösterebilmek için çıkarttım ve temizledim. Gördüğünüz gibi cam fanusun içerisinde şu şekilde bir malzeme. Bu şu cam fanus kırıldığında zarar görebilir. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar şöyle bir beyaz kağıdın üzerinde bunu sökerseniz pilini değiştirmek için anahtarınızı sökerseniz şöyle bir malzeme arkadaşlar. Düşürmeyin, kaybetmeyin, dikkat edin diyorum. Düşürmeyin, kaybetmeyin dedikten sonra kanalın videosunu kapatmak için Emre'ye söz veriyorum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Bu nasıl bir kapatma tarzı oğlum? Ne yapayım, ne yapacağım? Ne diyeceğim? Oğlum görüşürüz de, Allah'a emanet olun de. Öyle mi diyeceksin? Sanayiye geldiğin zaman böyle mi karşılıyor bizi? selamun aleyküm falan, aleyküm selam. Bu şekilde kapanır bu kanal. Kendinize çok bu iyi kanal bakın. Özgür bir kanal. Böyle Allah'a şey yapmana gerek yok. Bütün ustalara buradan sevgiler, saygılar diliyoruz. Başlayayım mı? Başla. Evet arkadaşlar tanıtmış olduğumuz o cam fanusun içinde bulunan immobilizer cihazı. Çok önemli bir cihaz. Ne cihazı? Ama ben bu dilini getiremem. Ben onu getiremem. Emre'ydi. Emre'ydi lan. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Buradan bütün ustalarıma sevgiler ve saygılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olanlar da çevresine bizi tanıttırmayı unutmasın. Ve bildirimlerinizi mutlaka açmanızı tavsiye ediyorum. Her gün video gelecek, her gün yenilikler gelecek. Bizleri izlemeye devam etmenizi rica ve minnetle sunuyorum her sizlere. Her gün videoyu sen mi atacaksın kardeşim? Ben atmasam bile kardeşim, sen atacaksın. Biz videoları kolay mı çekiyoruz? O zaman şöyle yapalım. Lafımızı orada geri alalım. Tamam, şu cümleyi kullanalım. Sizler için yenilikler getirmeye devam edeceğiz. Bizleri izlemeyi unutmayın. Cümleten hayırlı akşamlarınız olsun. Arkadaşlar Furkan'ı fazla takmanıza gerek yok. Bu videoları çeken benim. Mümkün olduğunca yorumlarda çekmemi istediğiniz videolar varsa bunları belirtin. Ben elimden geldiğince yorumlar üzerinden videolar çekeceğim. Diyelim görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.